Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aynur Koş. Bugün sizlerle kağıt ipten çanta tabanı çalışacağız arkadaşlar. Şöyle craft rengi bir kağıt ip kullanacağım ve 3 mm de bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden tabanımızı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağız. Siz tabanınızın ne kadar büyük olmasını istiyorsanız arkadaşlar, biz standart bir taban yapacağız. 6 sık iğneden başlayacağım ben. Ama siz daha büyük bir taban yapmak istiyorsanız 7, 8, 9 başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 6 tane sık iğnemizi yapalım. Halkanın içine 1 2 3 4 5 ve 6 sayalım. 1 2 3 4 5 6 şu ipimizi dikkatli bir şekilde çekiyoruz. Arkadaşlar bu spiral bir taban olmayacak. Zincirle bir üst sıraya çıktığımız bir taban olacak arkadaşlar. Şimdi şu başlangıç noktasına tığımı geçiriyorum. Şu ipimi de tığımın üstüne alıyorum. Onu da örerken biraz saklayacağım. Bir ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Bir tane de zincir çekiyorum. Zincirimin tam dibine, bakın şu noktaya, bir iki tane sık iğne yapıyorum. Ve her bir boşluğumuza, boşluklarımızda şuralar arkadaşlar. Her bir boşluğumuza çift batarak bu sıramızı bu şekilde öreceğiz. İpimi burada kesiyorum. Evet, sayalım. 1 2 3 4 5 6 tane. Arkadaşlar şuradaki noktaya batmıyoruz. Bakın şöyle şöyle bir çizgimiz var. Şöyle, şöyle. Buraya batmıyoruz. Ve hemen ilk başladığımız noktanın tepesinden geçiriyorum tığımı ve bir ilmek kaydırıyorum. Ve bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi burada bir tek, bir çift yapacağız. Bir tek yaptım. Hemen yanına bir çift. Bir tek. Bir
Bir çift. Bir tek. Çift. Tek. Çift. Tek. Çift. Tek. Ve çift. Şuradaki noktamıza batmıyoruz ve hemen başlangıç noktamızdan tığımı geçiriyorum ve birleştirmeye yapıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Elimle de şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Şimdi buraya kadar ne yaptığımızı yazalım. Taban diyelim. Arkadaşlar, birinci sıramız 6 sık iğne. İkinci sıramızda ne yaptık? 6 tane sık iğnemizi, her bir sık iğneye çift battık. Öyle yazalım. Üçüncü sıramızı bir tek, bir çift olarak ördük. Şimdi dördüncü sıraya başlayacağız. 2 tek, bir çift öreceğiz. Örelim 2 tek, bir çiftimizi. Ama nasıl öreceğiz? Şimdi arkadaşlar, 2 çift sayı. O yüzden ilk önce bir tek, bir çiftle başlayacağız. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift olarak öreceğiz. Son noktamıza da bir tane tek yapacağız. Ve burada ilmek kaydırma yaptığımız zaman buramız, şu başlangıç noktamız 2 tek olacak. Arkadaşlar, 1 3 5 7 gibi tek sayıları hiçbir şey yapmadan başlayacağız. Mesela 3 tek, bir çift diyelim. 3 tek olarak başlayacağız. Ama çift sayıları 2, 4, 6, 8, 10 gibi. Bunları da ilk önce mesela şu an olduğu gibi 2 tek yapıyoruz. Evet, 2'nin yarısını yapacağız arkadaşlar. Yapalım. 2'nin yarısı 1. Bir tanesini yaptım. 1 tek. Yanına 1 çift yapıyorum. Şimdi 2 tane tek yapıyorum arkadaşlar. Artık son noktamıza kadar da böyle şekil, bu şekilde devam edeceğiz. 1 2 buraya çift. Şimdi yine tekleri yapıyorum. 1 2 Şimdi buraya çift. Bir, iki, çift. Bir, iki, çift. 1 2 çift. Ve son noktamıza da 1. Bir tane başlarken yapmıştık. 2. Şimdi birleştirmemizi yapıyorum arkadaşlar böyle. Bir tane zincir çekiyorum.
Şimdi bu sırada 3 tek bir çift yapacağız. Tek sayılardayız. 3 tane tekle başlıyorum. 1 2 3 Şimdi buraya çift yapıyorum. Arkadaşlar, tekle başladığımız, tek sayılarla başladığımız sıraların sonu hep çiftle bitmeli. Çift sayılarla başladığımız sıralarda hep teklerle bitmeli. Bir, iki, üç ve bir çift. Bir, iki, üç. Çift. Bir, iki, üç ve bir çift. Bir, iki, üç çift. Bir, iki, üç ve son noktamdayım. Çift. Gördüğünüz gibi çiftle bitti arkadaşlar. Ve bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, bu sırada ne yaptık? Onu da yazalım. 5. sıramızı 3 tek bir çift yaptık. Arkadaşlar aslında, yani size kolaylık olsun diye yazıyorum bunu. Sıralarımız hep böyle gidecek. 4 tek, 5 tek, 6 tek. Onun gibi öyle öyle çoğaltacağız ama tabii yazmakta fayda var. Şimdi 6. sıramızı yapacağız. Zincirimizi çekmiştik. 6. sıramız çift sayı. 4 tek bir çift yapıyoruz 6. sıramızda. Ne yapıyoruz? 4 olduğu için, çift sayı olduğu için 2 tane tek yapıyorum. İki tanesini de dönüşte yapacağım. Yani sırayı bitirdiğimde iki tanesini de buraya yapacağım. Şimdi çift. 5 Şimdi 4 tane tek yapacağım. 1 2 3 ve 4 ve çift. Arkadaşlar, bu sistemle yaptığımız zaman, bunu spiral ördüğünüz zaman da aynı bu sayılara sadık kalırsanız tabanımızda köşeleşmeler olmaz. İlk andan itibaren yuvarlak bir tabana sahip oluruz arkadaşlar. Şimdi yine tekleri yapıyorum. 1 2 3 4 çift. 1 2
3 4 ve 1 çift. Bir, iki, üç, dört, çift, bir, iki, üç, dört ve bir çift ve iki tane tek. Bir, bu da ikincisi. Başladığımız noktada da iki tanesini yapmıştık, iki tanesini de sonda yaptık, dört tane tekimiz oldu ve birleştirmeyi yaptım. Bir tane de zincir çektim. Şimdi 6. sıramızda dört tek bir çift yaptık. 7. sıramızdayız. Burada da 5 tek bir çift yapacağız. 5 tek sayı olduğu için direkt 5 tekle başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 1 çift. Arkadaşlar, bu sıramızı bu şekilde 5 tek 1 çift olarak yapıyoruz. Sıramızın sonunda ilmeklerimiz çiftle bitmesi gerekiyor. Evet, son noktaya geldim. Buraya da çift battım. Bir tane de zincir çektim. Şimdi arkadaşlar 8. sıradayız. 6 tek bir çift yapacağız. Arkadaşlar böyle 19 sıra yapacağız. 19 sıra bir taban için yeterli. Tahminim 22 santim olacak arkadaşlar. İpine göre de değişiyor. Genelde 22-23 santim çıkıyor. Eğer siz bunu pamuk makrameden ya da farklı iplerden yapmak istiyorsanız santimini baz alacaksınız arkadaşlar. Sizin 22 santime ulaşma sıranız 8. sıra olabilir. Yani ipinizin kalınlığına göre bahsediyorum. Yani başka farklı iplerde santimi baz almanız gerekir. Yapalım 8. sıramızı. Ya da 19 santim yapmak istiyorsanız 19 santime geldiğinizdeki arttırmalarda bırakın. Yani illa 19 sıra yapmak zorunda değiliz arkadaşlar. Şimdi 6 tek bir çift yapacağız. Nasıl yapıyorduk? Çift sayılardayız. 6'nın yarısı 3, 1, 2, 3 tek yaptım. Dönüp geldiğimde buraya 3 tane tek daha yapacağım arkadaşlar. Şimdi yanına çift yapıyorum. Şimdi 6 tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 1 çift. 3 tek bir çift, 6 tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Son sayımız 3 tek olmalı. Evet, çiftimi yaptım.
1 2 3 tane de tek yaptım. Şurası çift. 1 2 3. Şimdi birleştirmeyi yapıyorum. Arkadaşlar şu birleştirmenin olduğu yeri biraz sıkı tutun. Boşluk kalmasın. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ne yapacağız? 9. sıradayız. 7 tek. 1 çift yapacağız. 7 tek sayı. O yüzden direkt 7 tane tekle başlıyorum. Üç, dört, beş, altı, yedi ve bir çift. Bu sıramızı bu şekilde yapacağız. Son noktamıza çift batmamız gerekiyor arkadaşlar. Son noktadayım. Son noktama da çift batıyorum. Evet, 10. sıramızdayız. 8 tek bir çift yapacağız. 8 çift sayı olduğu için 8'in yarısı da 4 olduğu için ilk önce 4 tekle başlıyoruz. 1 2 3 4 4 tanesini de bu kısımda yapacağız. Ve 1 çift. Şimdi 8 tane tek yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 1 çift. Şimdi bu sırayı 8 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıramızın sonunda 4 tane tekle bitmesi lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 4 tekle bitirdim. Şuraya çifti yaptım. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi birleştirmeyi yapıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar 11. sıramızdayız. 9 tek bir çift. 9 tek sayı olduğu için direkt 9 tane tekle başlıyorum. 1 2 kameradan da çıkıyorum. Arkadaşlar bazen işte dalıyorum, kameradan çıkıyorum. Oluyor böyle teknik hatalar. 2 3 4 5 sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi çift.
Arkadaşlar bu sıramızı 9 tek bir çift olarak örelim. Evet, son noktamdayım. 9 tekle başlamıştık arkadaşlar ve çiftle bitirdim. Tekli sayılarımız her zaman çiftle bitmek durumunda. Ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Arkadaşlar on ikinci sıramızdayız. 10 tek bir çift. 10 çift sayı. Ne yapıyorduk? Onun yarısı 5 ettiğine göre 5 tekle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 bir çift, şimdi 10 tane tek, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve çift. Bu sıramızı 10 tek bir çift olarak yapıyoruz. Sıramızın sonunda arkadaşlar 5 tane tekimiz olmalı. Sıranın sonuna geldim. Çiftimi yaptım. Şimdi 5 tane tek yapacağım. 1 2 3 4 5 ve bir tane zincir çekiyorum. On üçüncü sıradayız. 11 tek bir çift. 11 tek sayı olduğu için arkadaşlar direkt 11 tane tekle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve bir çift. Arkadaşlar bu sıramızı 11 tek bir çift olarak örüyoruz. Sıramızın sonunda sık iğnemiz çiftle bitmeli. 11 tane tek yaptım arkadaşlar. Şimdi son noktamdayım. Oraya da çift yapıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bir üst sıraya başlayacağız. 14. sıramızdayız. 12 tek bir çift. 12 çift sayı arkadaşlar. 12'nin yarısı 6. Demek ki 6 tekle başlayacağız. 1 2
3 4 1 2 3 4 5 6 ve 1 çift. Şimdi 12 tane tek yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve çift. Evet arkadaşlar, 12 tek bir çift olarak bu sıramızda örüyoruz. Son ilmeklerimiz 6 tekle bitmeli. Arkadaşlar 14. sıramızı da bu şekilde bitirdik. 6 tekle bitirdim arkadaşlar. Ve birleştirmemi de yaptım. Şuradan çiftten itibaren sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 15. sıramızdayız. 13 tek, 1 çift. Arkadaşlar 13 tek sayı ve direkt 13 tane tekle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tek. 13 tane tek yaptık. Şimdi bir tane çift yapıyorum. Ve bu sıramızı, 15. sıramızı 13 tek bir çift olarak örüyoruz arkadaşlar. Son noktamıza çift batmamız gerekiyor. Arkadaşlar son noktamı çiftle bitirdim. 15. sıramızı bu şekilde bitirdik. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi 16. sıramızı öreceğiz. 16. sıramız 14 tek bir çift. Arkadaşlar 14 çift sayı olduğu için 14'ün de yarısı 7 olduğu için 7 tekle başlıyorum. 5 6 7 Şimdi bir çift. Şimdi 14 tane tek yapıyoruz. 1
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tek yaptık ve bir çift. Arkadaşlar 16. sıramızı da 14 tek bir çift olarak örüyoruz. Birleştirme yerimizde 7 tane tek sayımız olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, çift battığım nokta burası. 1 2 3 4 5 6 7 tane tekle bitirdim. 16. sıramız da bu şekilde bitmiş oldu. Bir tane zincir çekiyorum ve 17. sıramıza başlıyoruz. 15 tek bir çift. Arkadaşlar 15 tek sayı olduğu için direkt 15 tane tek yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 10 11 12 13 14 15 ve bir çift. Evet arkadaşlar, 15 tek bir çift olarak bu sıramızı da bitiriyoruz. Son noktamız çiftle bitmeli. Arkadaşlar 15 tek bir çift ördüğümüz 15. 17. sıramız çiftle bitti. Şimdi birleştirmeyi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. On sekizinci sıramızı 16 tek bir çiftle öreceğiz. Arkadaşlar 16 çift sayı olduğu için 16'nın yarısı 8 ettiği için 8 tek bir çiftle başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 çift. Şimdi 16 tane tek yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 ve 1 çift. Arkadaşlar 18. sıramızı 16 tek bir çift olarak örüyoruz. Sıramızın sonunda 8 tane tek olması gerekiyor. Evet arkadaşlar 18. sıram 8 tekli bitti. Çift burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birleştirmeyi yapalım. 19. sıradayız. 17 tek bir çiftle bu sıramızı öreceğiz. Bu sıramız son sıramız arkadaşlar. 17 tek sayı olduğu için direkt 17 ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tek bir çift. Evet arkadaşlar bu sıramızı da 17 tek bir çift olarak örüyoruz. Sıramızın sonu da çiftle bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar 19 sıramız bitti. Tabanımı ütüledim. Tam 23 santim oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bu tabanı istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz bu sayılarla. Arkadaşlar bu sayıları sadece çantada değil, sepette de, sepet tabanında da kullanabiliriz. Akılda daha çok kalabilen, nasıl söyleyeyim, ve de yuvarlak fondu bu sayılarla çok güzel yakalıyoruz arkadaşlar. Tabii ki birçok şekli var bu tabanı örmenin. Ama ben çok kullanışlı bir taban olduğunu düşünüyorum çantalarınız için. Eğer iz sürmek istiyorsanız arkadaşlar, bu tabanı iz sürerek yapmak istiyorsanız, ipim tığımızı şuradan arkadan geçireceğiz. Şöyle. İlmeğimizi de onun içinden geçireceğiz. Bakın şu aradan tığımızı geçirip ilmeğimizi de ona takıp ve ipimizi tabanımızın ön yüzüne bu şekilde geçiriyoruz. Ve böylece iz sürebilirsiniz arkadaşlar. Eğer iz sürmek istiyorsanız bu tabanınıza bu şekilde. Hayır, ben iz sürmek istemiyorum. Bu şekilde iz sürebilirsiniz. İz sürmek istemiyorsanız eğer, direkt duvara çıkmak istiyorsanız, o zaman yine ilmeğimizi bu başlangıç noktasından geçiririz. Bu şekilde. Bakın şuradaki, şöyle birazcık daha yaklaştırayım. İlmeğimiz burada. Şurada bir yuvarlağımız var arkadaşlar. Ben buna hep yuvarlak diyorum. Onu tığımıza geçiririz. İlmeğimizi de tığımıza geçiririz.
Şöyle bir sıkılaştırırız ipimizi. Ve içinden çekip bir tane de zincir çekeriz. Sonra yan tarafa geçeriz. Şöyle yine ikisini birlikte şu başağımızın yarısını ve arkadaki şu yuvarlağı alıp böyle bu şekilde duvarımızı örmeye başlarız. Yani iz sürmeden direkt duvar örmeye başlamak isterseniz de bu şekilde olur arkadaşlar. Şimdi ben size bu zincir çekerek üste çıktığımız bir tabandı. Ama bakın hiç doğru düzgün de yani belli belirsiz gibi bir şey. Bunu da kullanabilirsiniz. Ama ben spiral örmek istiyorum. Böyle zincir çekerek üste çıkmak istemiyorum. Böyle devamlı bu şekilde örmek istiyorum derseniz de yine bu sayıları aynı bu yaptığımız gibi kullanabilirsiniz. İlmek belirleyici kullanacaksınız arkadaşlar. Onun da birkaç sırasını göstereyim. Gerisi hep aynı olduğu için onu göstermeyeceğim. Şöyle 4-5 sıra kadar da spiral bir şekilde örelim. Yani gerisi aynı arkadaşlar. O yüzden video çekmenin bir anlamı yok. Sadece fikir edinebilmeniz için de onun baş kısmını yani spiral nasıl döneriz onu size göstereceğim. Evet, spiral bir şekilde örmek istiyoruz tabanımıza. Sihirli halkayı yapıyorum ve içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar bunu alt yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Tabanınızı daha geniş istiyorsanız 7, 8, 9 istediğiniz ebatta bunu yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemizi yaptık. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Şimdi şu başlangıç noktasını normal tabanda birleştirme yapmıştık burayı. Şimdi bunu direkt üstüne öreceğiz arkadaşlar. Şöyle. Her bir noktayı çift atacağız. Şimdi ilk yaptım. Hemen ilmek belirleyicimi takıyorum. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Eğer bunu unutursanız yanlış yaparsınız ki ben yanlış yapıyorum. Hani sizler belki aklınızda tutabilirsiniz ama ben yapamıyorum arkadaşlar. Buraya çift batıyorum. Burada her sıraya çift batıyoruz. Yani bakın şurada yaptığımız gibi ne yaptık? 6 tane sık iğne ile başladık. Her biri sık iğneye çift batacağız şimdi. Evet, sayalım çiftlerimizi. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ne oldu? Şimdi ilmek belirleyicinin olduğu yere geldim. Bu sıramı bir tek bir çift yapacağım. Belirleyiciyi çıkartıyorum. Hemen belirleyicimin olduğu yere bir tane tek yapıyorum ve hemen belirleyicimi takıyorum. Şimdi bunun yanına çift yapacağım.
bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve bir çift. Tekli sayımızda yine çiftle bitirdik arkadaşlar. Şimdi bu sırada iki tek bir çift yapıyoruz. İki çift sayı olduğuna göre ne yapıyoruz? İlk önce bir tek yapıyoruz. Bir çift, iki tek, bir çiftle devam ediyoruz. Dönüp geldiğimizde de ikinci teki yapıyoruz. Hemen ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tek yapıyorum. Hemen takıyorum. Buraya bir çift yapıyorum. Şimdi iki tek. Bir çift. Sıramın sonunda da tekli bitmesi lazım. Bu sırayı yapayım arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim. İki tek, bir çift ve bir tek. Bir tekimiz de burada vardı. Ne oldu? İki tane teki tamamladık. Şimdi üç tek, bir çift yapacağız. Tekini yaptım. Belirleyiciyi hemen takıyorum. 3 tek sayı olduğu için direkt 1 2 3 ile başlıyoruz. 3 tane tek yaptım. 1 çift. Yani arkadaşlar keramet şu belirleyicide. Bu belirleyicinin yerini hiç değiştirmezsek spiral örgümüzde bu şekilde oluyor. Yani buradaki sayılarla aynı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Sadece bununla ilmek belirleyici takıyoruz. Sadece buna özen gösteriyoruz arkadaşlar. Bunu şaşırırsak, daha doğrusu ben öyle yapıyorum. Yani ben bunu yerine şaşırırsam hepsini yanlış yapıyorum arkadaşlar. Evet, taban videomuz bu kadar. Umarım sizin için faydalı olur. Bunu yine bir takipçimin isteği üzerine çektim. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.